Hocam hiçbir işim rast gitmiyor ve ben Allah'tan umudumu kestim. Bunun günahı nedir? Şimdi bir kere hiçbir işim rast gitmiyor diye bir olay söz konusu olamaz. Çünkü Allahü Teala hepimizi imtihandan geçiriyor. Ve Bakara suresinin 153. ayetinde diyor ki ya eyyühellezine amenü isti'inu bis sabri ve salah. Müminler diyor sabırla ve salat ile ibadetinizi yaparak, görevlerinizi yaparak, namazınızı kılarak Allah'tan yardım isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir. Efendim benim sabrım bitti. Biten şey sabır olmaz. Arkasından da mesela وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ Allah yolunda öldürülenlere de ölü demeyin. بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Onlar canlıdırlar ama siz bilemezsiniz diyor. Ve imtihanın açıklamasını yapıyor ondan sonra. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Kesinlikle sizi yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Yıpratıcı ne demek? Artık bittim falan demeyeceksin. Bunu baştan bileceksin ki seni bu imtihan yıpratacak. Bu Allah'ın koyduğu kural bu. Hangi aslında minel havf, korku, cu açlık, ya evime ekmek götüremiyorum kardeşim. Allah bu imtihandan geçirecek seni. Herkes de bunlar olacak. Ve naksim minel envali vel enfusi ve semerat. Mal noksanlığı, can noksanlığı, gelir noksanlığı olacak. Yani şu ya da bu bir şekilde bir şey olacak. Peki, ve beşşiri sabirin, sen sabredenlere müjde ver. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ Başlarına bir olay, bu musibet geldiği zaman diyecek ki, benim neyim var ki? Benim her şeyim zaten Allah'a aittir. وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجُونَ Zaten onun huzuruna çıkaracağız. Onun için bana düşen sabırlı olmak, bana düşen dürüst olmak, bana düşen duruşumu bozmadan Allah'ın emirlerine uyarak yürümektir. Dolayısıyla artık bıktım, dayanamıyorum. Bu olmaz. Bunu söyleyen kişi imtihanı kaybeder. Asla söylemeyeceksin. Allah'a güvenerek yoluna devam edeceksin.